Bursa'mız çok hızlı büyüyen bir şehir. Dolayısıyla bu kaçak binaların da önüne kolay kolay geçilemiyor. Yaklaşık 50 bin adet yıllık yeni kaçak bina ekleniyor Bursa'mıza. Ve bu kaçak binaların denetlenmesi, doğru mühendislik hizmetlerin alınmadığı ortada. Bunların hepsi bizler için riskli binalar. Yani depremde en çok bugüne kadar gördüğümüz şekilde ayakta kalamayıp yıkılan binalar. Şimdi Bursa'mızın Osman Gazi, Yıldırım, Gürsu bu bölgeler yoğun işte kaçak yapıların yapıldığı 99 öncesi binalar ve birçoğu deprem görmüş binalar. Dolayısıyla bu binaların içerisinde yaşayan vatandaşlarımız ciddi anlamda risk altında. Bizler de malum İçişleri Bakanlığı 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etti. Jeofizik Mühendisliği Odası olarak bizler de bu yılı eğitimlerle vatandaşlarımızı buluşturmak istiyoruz. Nasıl başlayacağız? Mahalle mahalle, köy köy, sitelere giderek gönüllü olarak afet eğitimlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Çünkü en önemli konu vatandaşımızın deprem anında nasıl davranması gerektiği konusuyla ilgili bir bilinç oluşturmak. İlerleyen zamanda da işte okullar, hastaneler, fabrikalar ve burada çalışanlara bu eğitimleri vermek. Odamızı arayarak talep eden bütün sitelere de yine buradan hatta açık bir çağrıda bulunalım. Gönüllü olarak gelip onlara eğitimleri vereceğiz. Pandemi koşullarını gözeterek tabii ki bu eğitimleri vereceğiz. Eğitimlerin hemen hemen hepsi açık alanda olacak. Belediyelerimizle birlikte bu eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Vatandaşımız deprem ve diğer afet riskleriyle ilgili korunabilmek için doğru bir bilince sahip değil. İlkokulda bu derslerin verilmesi gerekiyor. Binalarımızda işte güvenli bölge ya da riskli bölge uyarılarının olması gerekiyor tüm kamu ve özel binalarda. Bir afet anında nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirme işte tabelalarının olması gerekiyor. Türkiye deprem haritasına baktığınızda birinci derece deprem bölgesindeyiz. Malum büyük bir deprem geçirmiş bir şehriz. Ve çok yaklaşık 150 yıl önce olan bir deprem. Dolayısıyla sürekli bizler işte yeni bir deprem bekliyoruz diye vatandaşları uyarıyoruz. Bu gerçekten doğru. Ne zaman olacağını bilmiyor olmamız buna yönelik önlem almamamız gerektiğini göstermiyor. Tam tersi çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ciddi anlamda bu afet ve deprem konusunu hem vatandaş olarak hem yerel yönetici olarak çok daha fazla hazırlıklı olmamız lazım. Heyelan riskinde yine Yıldırım bölgesi bizler için riskli bir bölge. Gemlik bölgesi riskli bir bölge. Mudanya'nın belirli bölgeleri riskli bölgeler. Heyelanlardaki önlemler zaten bir deprem anında yaşadığınız bir önlem gibi değil. Yani deprem aniden olan bir durum. Heyelansa zaman içerisinde oluşan bir durum olduğu için ona yönelik önlemlerin alınması daha kolay. Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren ilk önemli afet deprem afeti. Yerel yöneticilerin ilk görevi vatandaşlarını korumak. Korumanın da yolları belli. AFAD'ın çalışmaları ciddi anlamda önemli. Ve bizleri de çok sevindiriyor. Yeni oluşan bir obrukla ilgili bir bilgi gelmedi. Fakat yeni yapılan fabrikalarda yapılan zemin etütlerinde yer yer bu tarz boşluklara rastlıyoruz. Bu aslında zeminin doğal bir hali. Bursa'da o kadar büyük de bir obruk bugüne kadar hem duymadık hem de olacağını ben çok düşünmüyorum. Fakat ona yönelik de yapılan zemin etütlerinde önlemler alınıyor. Yani bir obruk belirlendiyse o obruğun iyileştirilmesi için yani o binanın ayakta kalabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bizlerin örneğin kireç taşları dediğimiz eriyebilen kayaç tiplerimiz var. Buralar nerelerde? İşte Gürsu'nun üst taraflarında, Barakfaki taraflarında. Onun haricinde İnegöl taraflarında. Ayrıca İnegöl'de de heyelan tehlikesi var. Buralarda mesela küçük boşlukları bekliyoruz biz. Obruk oluşturabilecek kadar değil. Fakat yine de risk oluşturabilecek obruklar her zaman olabilir. Çünkü yeraltı suyu her geçen gün daha da derinlere iniyor. Ovamızda bir sürü kaçak kuyularımız var. Her gün yeraltı suları daha da derinlere iniyor. Kuraklığın birçok sebebi yine bunlar. Bunlar biraz daha geniş kapsamlı konular ama önemli olan Bursa'mız doğal afet tehlikeleri anlamında özellikle deprem konusunda birinci derece risk altında. Bütün ilçelerimiz öyle. Yer altında oluşabilecek tüm problemlerle ilgili
bir kere mühendislik hizmeti alınması gerekiyor. İsterseniz normal bir bina yapın, normal bir zeminde. Zeminle bina uyumunu doğru yapmadığınız sürece bir deprem anında binanız ciddi anlamda yıkılma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Obruklarla ilgili de zaten zemin etütleri yapılırken zeminde karşılaşılan boşlukların işte enjeksiyon, kazık, fora kazık gibi mühendislik uygulamalarıyla önüne geçebiliyoruz. Eğer daha da büyük, daha da derin bir şeyse zaten orada bir yapılaşmaya müsaade edilmiyor.